Alternatif Manşet programında pek çok konu başlığını değerlendireceğiz. Bugün yayın başlığımız tuhaf bir şeyler oluyor şeklinde. Gerçekten tuhaf bir şeyler oluyor. Yani son 2-3 gündür gerçekleşen bir takım olaylar, bir takım açıklamalar, bir takım kararlar bize bazı tuhaf şeylerin olduğunu gösteriyor. Bunu bir analiz edeceğiz FETÖ konusunda özellikle. Daha sonra SDG'nin komutanının yaptığı bir açıklama var. Mazlum Abdi, SDG komutanı biliyorsunuz Suriye'deki en önemli gruplardan bir tanesi SDG. Yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var bugün akşam saatlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye satış onayı verilen F-16'lar için SDG komutanı Mazlum Abdi bize karşı kullanılmayacağına bu uçakların dair Amerika Birleşik Devletleri'nden güvence aldık dedi. Bu açıklama son derece önemli bir açıklama. Bunu konuşacağız. Yazarımız Eşref Rusçuklu'nun, haber alternatif yazarı Yakup Eşref Rusçuklu'nun bugün köşe yazısında belirttiği, Derin Kulis isimli köşesindeki yazısında belirttiği, Ankara kulislerinden edindiklerini sizlere aktardığı var. Okumayanlar için orada çok önemli bir bölüm var. Pek çok şey yazmış. Hepsi bence önemli. Ancak özellikle ben bir bölümü burada özellikle konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği diplomatlarının özellikle Alevi taşlarımız üzerinde etkisi olan kanaat önderleri ile dirsek temasına geçtiği ve çok önemli Alevi kanaat önderleriyle temaslar gerçekleştirip bir Türkiye'de yeni Alevi Partisi kurulması yönünde telkinlerde bulunduğu, hatta bu partinin de finansmanını kendilerinin karşılama noktasında destekleyici olacaklarını söyledikleri, bunun medya desteğini verecekleri söyledikleri ifade ediliyor. Bütün bunlar gerçekten enteresan konular ve bugün yayınımızda bunları sizlerle birlikte konuşacağız. Efendim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gezi gerçekleştirdi. Gezide gittiği ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dı. Şimdi öncelikle bu iki ülkeyi isterseniz şöyle bir alalım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri AKP iktidarı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçlanmış bir ülkeydi. Mısır konusuna gelecek olursak, Mısır Amerika Birleşik Devletleri'nin genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi kapsamında en önemli operasyonlardan biri olan Arap Baharı sonrasında Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle birlikte geçici süre kullanışlı aparat olarak İhvan-ı Müslim'in İhvancı Hareketi kullandıktan sonra orada o İhvancı Hareketin liderini devirip yerine bugünkü Cumhurbaşkanı Sisi'nin darbeyle geldiği, getirildiği, bunun da Amerika tarafından desteklendiği bir ülkeydi biliyorsunuz. Mursi, orada İhvancıların lideri Mursi devrilmişti ve daha sonra da darbeyi yapan Sisi Cumhurbaşkanı olmuştu. Bugün zaten artık aynı Hüsnü Mübarek dönemine döndü Mısır. Yeni Cumhurbaşkanı seçimi yaptılar. Yine %93'ü aldı. Mısır'da böyle işliyor yani. Plebisit gibi düşünün. İşte Hüsnü Mübarek'i kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diyorlar eskiden. Şimdi de durum aynı. Şimdi ve o dönemde AKP iktidarı çok sert biçimde Sisi'yi eleştiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı masaya bile oturmam diyordu. El sıkışmam diyordu. Darbeci Sisi diyordu. Bugün darbeci Sisi'den kardeşim Sisi'ye geldik. Yaptığı açıklamada Mısır'dan ayrılmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Sisi diye hitap etti Cumhurbaşkanı, Mısır Cumhurbaşkanı'na ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının bir an önce İstanbul'da yapılması için en kısa sürede de kendisine çağrıda bulunacağını ifade etti. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı. Ve yine karar aldıklarını söyledi. Mısır'la Türkiye arasında 3 milyar dolara ticaret hacminin çıkartılması noktasında. Bakın 2011 sonrasında ihvancıların gelişiyle AKP'nin bayram etmesi, arkasından Sisi'nin gelişi darbesiyle beraber AKP'nin katil Sisi, darbeci Sisi, aynı masaya oturmayız, aynı fotoğraf karesine girmeyiz deyişi, bugün gelinen nokta kardeşim Sisi. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz finansörü, FETÖ'nün destekçisi, taşeron ülke, bugün gelinen nokta
Birleşik Arap Emirlikleri gezisi verilen sıcak samimi pozları. Bunları alın bir tarafa koyun. Bu geziler tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün o uçakta Türkiye'ye dönerken tırnak içinde gazeteci olan, bizim kendilerine gazeteci demediğimiz isimlerin sorularını cevapladı. Tahminim ki zaten kendilerine o sorular veriliyor sorsunlar diye. Bize de diyorlar ki uçakta basın mensupları bu soruları sordu. Sizin öyle bir şansınız var mı? Sizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sorabilme, kendi iradenizle bir soru sorabilme şansınız var mı? Yok. O sorular dağıtılıyor işte. Sen şunu sor, sen şunu sor, sen şunu sor. Fahrettin Altun bunları organize ediyor. Tahminimce böyle bu. Yani tabii ambiyansı birebir bilmiyorum ama hani gördüğümüz tablo bunu gösteriyor bize. Ve orada gelen sorulardan bir tanesi şu. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili özel yayın yaptık biliyorsunuz. Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar vardı. Danıştay 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile irtibatı, iltisakı tespit edilen, bu yönde çok güçlü emareler olması dolayısıyla tam 450 yargıcı meslekten HSYK ile ne yapmıştı efendim? 15 Temmuz sonrasında ihraç edilmişti. Danıştay bir karar aldı ve bu 450 yargıcın hem mesleğe iadelerine hem de bu 450 yargıca tazminat ödenmesine hükmetti. O gün yapmış olduğumuz yayında da bu konuyla ilgili Danıştay kararının yaratacağı soru işaretleri ve komplikasyonlar başlıklı yayın. Bu yayından sonra kart olarak da ekleyeceğim, bitişine de ekleyeceğim. Mutlaka onu da izleyin. Orada çok net biçimde bu kararın nasıl büyük bir tehlike yaratacağını, nasıl ciddi sonuç, sıkıntılı bir sonuç doğuracağını anlatmıştık. İşte gazetecilerde kendilerine verilen sorular içerisinde bu soruları sırası geldiğinde hangi gazetecisi o bilmiyoruz da basın mensupları diye geçiyor anonim. İsmi yok herhalde soran kişinin ya da çalıştığı kurum yok. Danıştay'ın bu kararı soruluyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Diyorlar ki Danıştay 450 tane FETÖ'yle irtibat ve iltisakı olduğundan ötürü hakimler, savcılar kurulu tarafından meslekler men edilmiş. Yargıcı iade etti görevine, tazminat ödenmesine karar verdi. Siz ne diyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki efendim bu 450 diyor yargıcın göreve dönmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Arkadan çok kritik bir cümle ekliyor. Niye kritik olduğunu şimdi anlatacağız. Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarını nasıl hazmedemiyorsak diyor. Buna da diyor bu 450 yargıcın geri dönme kararına da Danıştay noktasında Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalabilmemiz mümkün değildir. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Bir demokratik hukuk devletinde, gerçek anlamda bir demokratik hukuk devletinde ne vardır? Temel olarak devletin yönetiminde güçler ayrılığı prensibi vardır. Temel ilke değişmez. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır ve bunlar birbirinin alanlarına karışamaz. Dolayısıyla yine bağımsız, demokratik bir hukuk devletinde yürütme erkinin en tepesinde olan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle, yönetim sistemimiz açısından söylüyorum, bence bir ucube yani bu sistem. Ama şu anki yönetim sistemimiz bu. Şu anki bu yönetim sisteminin en tepesindeki olan kişi, icracı cumhurbaşkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki sessiz kalmamız mümkün değil bu karara. Neyin kararına? Danıştay'ın kararına sessiz kalmamız mümkün değil. Yani yargının alanına giriyor. Sessiz kalmayacağız diyor, müdahale edeceğiz diyor. Şimdi geldiğinde de büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde arkadaşlarıma talimatımı verdim der bu konuyla alakalı falan. Hükmümü şey neydi? Hükmümü verdim falan gibi bir şey de söylemişti geçen ama öyle bir şey de söyleyebilir. Şimdi burada Danıştay'ın alanına karışıyor. Yani yasama ile bakın yürütme ne oluyor diyor. Burada yargı alanına giriyor. Artı bir şey daha söylüyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kimi kararlardan rahatsız işte bunları hazmedemiyoruz. Zaten yine Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Devlet Bahçeli ne diyor? Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. Bu ülkede siyasallaştırılmış, bu ülkede tamamen AKP tarafından siyasallaştırılarak kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere dizayn edilmiş yüksek yargı, Yargıtay eliyle Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyor arkadaşlar. Yani yine dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde
olmayacak bir şey daha oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyor yüksek yargıdaki diğer mahkeme. Ve burada şimdi yasama, zaten yürütme dediğimiz şey, yasama dediğimiz Cumhurbaşkanı yürütme erkinin başında. Yasama, yürütme, yargı. Doğru mu? Şimdi yürütme erkinin başında en tepede Sayın Cumhurbaşkanı var. Yargı, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Yüksek Yargı. Yasamada da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi fiili olarak baktığınız zaman duruma, 2017'de getirilen referandumla yetmez ama evetçilerin bu ülkenin kaderiyle oynadıkları o referandumla yetmez ama evet, yetmez ama evet diye bu ülkenin kaderiyle oynadıkları o referandumda getirilen bugünkü bu ucube sistem sonrasında aslında fiili olarak yasama erki dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevselliği ortadan kalkmış oluyor. Bütçeyi kim yapıyor? Cumhurbaşkanı. Kabineyi kim topluyor? Cumhurbaşkanı. Bakan atamalarını kim yapıyor? Cumhurbaşkanı. Eskiden Cumhurbaşkanı nereden seçilirdi? Meclisten seçilirdi. Şimdi artık o da yok zaten. Yani burada hiçbir aslında işlevselliği olmayan fiili olarak bir yasama erki oluşturuldu. Şimdi yürütme erkinin en tepesindeki Sayın Cumhurbaşkanı, geriye bir tane nokta kalıyor. Yargı. Yürütme zaten kendinde. Yasamayı fiili olarak bypass etmişsiniz. Şimdi yargıya da karışması lazım. Yargıyı da zaten siyasallaştırıp dizayn ettikten sonra bakın 3 gün içerisinde olan olaylara bakın. 3 gün içerisinde bakın tuhaf şeyler oluyor ya, işte buradan bağlayacağım olayı. 3 gün içerisinde efendim önce az önce bahsettiğimiz Danıştay'ın kararı, 450 FETÖ iltisaklı, irtibatlı neyse olduğu iddiasıyla işte meslekten men edilen yargıcın mesleğe iadesi ve tazminat kararı. Bugün akşam saatlerinde daha oldu bu. FETÖ dediğimiz yapılanmanın özellikle yüksek kurumlara sızması, yani yüksek öğretim kurumlarına sızması, buralarda kendilerine yeni alanlar açması, kendi yapılanması içerisindeki öğrencileri sınavsız biçimde, daha doğrusu sınav sorularının çalınarak üniversitelere sokulup oradan da mezun edildikten sonra hızla devlet kademelerine monte edilmesi gibi böyle komplike bir süreçle, çok önemli, çok vahim bir süreçle suçlanan Ali Demir ismi vardı. Kimdi bu Ali Demir efendim? ÖSYM başkanıydı. Yani o hani işte ölçme, seçme, yerleştirme merkezinin başkanı. Üniversite sınavlarının soruları hazırlanıyor falan filan. Bütün her şeyin başındaki isim. Neden yargılanıyordu, tekrar söylüyorum? FETÖ'cülükten. Ve işte o soruların çalınması, o soruların sızdırılması, FETÖ'ye verilmesi, FETÖ'nün de bunun sayesinde bu öğrencileri önce üniversitelerle sınav, soru, çalınmış sorularla üniversitelere yerleştirip sonra da devlet kurumlarına monte etmesi. Evet. Efendim bugün Ali Demir FETÖ'cülükten beraat etti. Bakın FETÖ'cülükten beraat eden Ali Demir, ÖSYM'nin başındayken görevi kötüye kullanmak suçlamasından ise hapis cezası aldı. Şimdi FETÖ'cülükten beraat ettirdiniz. Görevi kötüye kullanmaktan hapis cezası verdi. 1 sene 6 ay civarı yanılmıyorsam. Onu da hükmün açıklanmasını geriye bıraktınız ve tahliye ettiniz. Zaten tutsuzdu. Hükmün açıklanmasını geriye bıraktınız. Yani 5 senede herhangi bir suç işlemez ise aynı dava noktasında bu karar da ortadan kalkacak. Şimdi arkadaşlar bakın 450 yargıcı iade etmişsiniz. O gün o yayında anlattım. 45 tanesi sadece yeter. 45 tanesi. Yani eskaza bu, biliyorsunuz bu FETÖ'cülerin en büyük taktiği gizlenmek, kamufle olmak. 450'nin içerisinde eğer 10'da biri, sadece 45 tanesi gerçekten kamufle olmuş. Eskaza öyle haksız değil. Gerçekten haklı yere meslekten ihraç edilmiş. Ama bir şekilde kamufle olmayı başarmış. Ve bugün bu kararlardan sonra, Danıştay'ın kararından sonra mesleğe dönecek hakimler olursa, yargıçlar olursa, yanında gülüm keten elma. O günkü yayında da söyledim. Adamların FETÖ kumpaslarını yaptıkları dönemde Ergenekon, Balyoz, Andıç, aklınıza ne geliyorsa, onları yaptıkları dönemde adamların bir Zekeriya Öz'le 3-5 tane de savcıyla Türkiye'yi ne hale getirdiğini, kozmik odalara nasıl girdiğini, ters kelepçeyle bu ülkenin aydınlarını, akademisyenlerini, gazetecilerini, yazarını, çizerini, paşalarını nasıl
Teker 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 alıp Silivri zindanına tıktıklarını unutmayın. 45 tane yargıcın önüne gidecek. 45 tane dosya bakın Türkiye'yi ne hale getirir. Burada bir önemli kritik isim Ali Demir bu dosyayla alakalı. Ali Demir'i de beraat ettirdiniz. Bakın beraat ettirdiniz. Ali Demir'e de tazminat ödenecektir büyük ihtimalle. Ve şimdi diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklama tamam işte. Şöyle bakın yargıya müdahale edebilmeniz için bir alan olması lazım. Bir zemin olması lazım. Şimdi bu siz bu kadar Türkiye'de hep beraber yaşıyoruz. AKP'nin bu kadar siyasallaştırdığı, bu kadar kendi eliyle dizayn ettiği, bu kadar ağır bir baskı altına alıp korku imparatorluğuyla üzerlerine baskı kurduğu yüksek yargıda, bunlardan bir tanesi de Danıştay. AKP'nin izni, bilgisi, onayı olmadan öyle bir tane, iki tane, üç tane, beş tane falan değil. 450 tane birden FETÖ'cü olduğu iddiasıyla meslekten men edilmiş yargıcın görevlerine iade kararı verilebileceğine inanıyor musunuz? Şimdi burada bu yargıçlar mesleğe iade edilince, bugün üzerine Ali Demir beraat ettirilince Erdoğan'a yargıya müdahale, açıktan fiili artık müdahale zemini doğuyor. Ve Erdoğan bunu yaparken bu kez diyeceksiniz ki daha önce de yapıyordu. Daha önce de zaten yargıya işte dolaylı yoldan müdahale ediyordu. Arada fark var. Daha önce yaptığında muhalefet ne yapıyordu? Ses çıkartıyordu. Kamuoyu olur mu diyordu işte yani bunu, yargıya müdahale, dizayn falan filan. Şimdi ne olacak peki? Şimdi FETÖ'yle mücadele için yargıya müdahale ettiğini söyleyecek ve dolayısıyla arkasına kamuoyu desteği alacak. Bir meşruiyet zemini sağlayacak. Bu açıklamalar yapılacak. Beraat kararları gelecek. Bakın bir başka toplumu bu iki olayın ardından toplumu rahatsız edecek bir başka olay daha oldu. FETÖ'nün FETÖ olduğu zamanlarda biliyorsunuz bir sembol hesap vardı Twitter'da Fuat Avni diye. Bu Fuat Avni hesabı yıllardır sessizliğe gömülmüştü. Birdenbire dün bu Fuat Avni hesabına mavi tik alındı arkadaşlar. Şimdi hassas noktalarla böyle oynarsınız. Sonra da çıkarsınız. Dersiniz ki bir dakika durmayız. Yani bu şeye benziyor. Önce bir düşmanı yaratırsın. Sonra kendi yarattığın o düşmanın karşısında vatandaşın karşısına geçip kurtarıcı rolünü oynarsın. Ve o zaman aslında yaptığın şey normal demokratik bir hukuk devletinde yapılamaz bir şey dahi olsa insanlar ses çıkarmazlar buna. Düşünsenize normalde insanlar sizin Danıştay'ın kararlarına böyle veya Anayasa Mahkemesi'ne böyle karışmanıza ses çıkaracakken şimdi bunun altyapısını bu şekilde yapıp öyle biz mücadele ediyoruz bir dakika yargıda askeri vesayetin eski dönemin uzantıları var hala. Onlar bakın bu mücadelemizi sektör atmaya çalışıyorlar. Biz bu duruma sessiz kalamayız. Şimdi böyle bir durumda çıkıp ya sen yargıya karışma kardeşim. FETÖ'cü adamlar işte tekrar görevlerine iade edilecekler dediğin zaman olmaz. Şimdi ya bunu diyeceksin ya yargıya karışmasını kabul edeceksin. İkisi arası seni sıkıştırır. Sonrasında da aslında yapılan şey şu olur. Altta meşruiyet sağlanır. Arkaya da bir güzel muhalefet de dahil olmak üzere kamuoyunun da büyük bir bölümünü arkasına dizer. Erdoğan. Akıllıca hamle. Şimdi bakın bir başka noktaya gelelim. Burada günlerdir bizi takip eden dostlarımıza bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki yerel seçimler geçin. Yerel seçimler hikaye. Yerel seçimler hiç önemli değil. Yerel seçimler eliyle Türkiye dizayn edilecek. Ediliyor. Edilmesi gündemde falan edilecek diyorum. Anlatıyorum. Burada videosu var. Bunu daha önce de anlattık. Lütfen o videoyu da mutlaka izleyin. Onu da bu yayından sonraya koyacağım. Türkiye yerel seçimler eliyle dizayn ediliyorum. Bu yayın bittiğinde video olarak yüklendiğinde bitiş ekranları olarak çıkıyor. Onlara koyacağım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Önce onu söyleyelim ki biraz sonra buradan devam edeceğimiz nokta bir mana kazansın. Ne demiştik? Özetle o yayınımızda ama mutlaka detaylı olarak izleyin o yayını. Siz kayıkçı kavgası görüyorsunuz şu anda. AKP yerel seçimlerden ziyade yerel seçimlerden sonra 1 Nisan sabahı itibariyle yapacaklarını planlıyor. Bu plan da şudur.
Bu plan MHP'yi taca atıp Oktay Vural ve ekibi tarafından, özellikle Koray Aydın'ın da dahil olduğu ekip tarafından İyi Parti'yi küçük MHP haline getirip öncelikle İyi Parti'yi MHP'yi taca attıktan sonra onun yerine yanında ikame etmek. Sonrasında AKP, İyi Parti, ondan sonra Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, DSP, bu bütün beraber oldukları partileri bir sayın. Bunlara Kemal Bey'in marifetiyle CHP listelerinden meclise girmiş olan Gelecek, Deva, Demokrat Parti'nin vekillerini ekleyin. Toplamda 35 tane yapar. Böyle bir blok burada. Yanına da bir ikinci açılım süreciyle beraber bir takım konfederatif devlet yapısının zeminini oluşturacak, bir takım imtiyazlar sağlayacak bir açılım süreciyle dışarıdan DEM Parti desteğini alıp, meclis aritmetiği açısından söylüyorum bunu, bu rakamları topladığınızda mecliste, bu partilerin rakamlarını, DEM Partisi, AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah, Hüdapar, Büyük Birlik, DSP, Gelecek, Deva, işte 6 tane de bağımsız var, bunun da 3'ünü 4'ünü alırlar zaten. 404 yapıyor arkadaşlar. Bir gece el kaldır, el indir, bir bakmışsınız anayasa değişmiş. Zaten biliyorsunuz anayasanın değişmesine yönelik de çalışmalar var, sürüyor. Şimdi peki bu partilerin ortak özelliği neydi, anlatmıştık. Bu partiler, az önce saydığım partiler bir noktada uzlaşıyor arkadaşlar. 1921 anayasası. Bu partilerden Geleceği, Devası, Demokrat Partisi, zaten o altılı masaya oturduklarında, İyi Partisi altılı masaya oturduklarında 1921 Anayasası'nı, ilk mutabakat metni denilen o geniş metin, biliyorsunuz 1921 Anayasası isimli hukuk metnidir, o bir anayasa değildir. Çünkü devlet yoktur daha ortada. Dolayısıyla bir hukuk metnidir, mutabakat sağlanmış üzerine bir hukuk metnidir. 1921 Anayasası denilen anayasa Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kapsayıcı anayasası olarak nitelemiş ve onun üzerinden atıflar yapılarak bir anlaşmaya varmışlar. 1921 Anayasası. Peki ne der 1921 Anayasası'nın önemi neydi peki bu kadar önemli kılan? İki tane ana başlığı vardır. Birincisi, 1921 Anayasası der ki devletin dini İslam'dır. İkincisi, bu anayasaya göre federatif, bugünkü kullandığımız federatif devlet yapısına yol açabilecek, onun önünü açabilecek bir takım muhtariyetler vesaire, bunların da içerisinde de yapılan mesela bazı maddelerin olduğunu görürsünüz. Çok pragmatik yapılmış bir, bence Atatürk'ün harika bir dehasıdır orada. Bütün o grupları toplayabilmek adına pragmatist bir metin ortaya çıkartılmıştır. Şimdi bakın, bu bütün DEM Parti dışarıdan destek verecek çünkü federatif yapıya giden yolu düşecek kazanım olarak. Diğerleri zaten biliyorsunuz devletin dini İslam'dır. Tam bunların işi. Yani bunlar 1921 Anayasası'nda uzlaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi sıkıntı. Peki 1921 Anayasası'nın bir başka önemli noktası nedir arkadaşlar? 1921 Anayasası kanunlar, güçler ayrılığı prensibi dediğimiz, programın başından beri vurgu yaptığımız yasama, yürütme, yargı erkini savunmaz. 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı şartlarında yapıldığı için 1921 Anayasası o Kurtuluş Savaşı şartlarının olağanüstü tarihsel sürecinde hazırlandığı için tam tersi kuvvetler ayrılığı yerine tüm yetkiyi, yani yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kuvvetler birliği ilkesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Mustafa Kemal Atatürk'e devretmiştir. Ve bu belli süreliğine alınmıştır, daha sonra uzatılmıştır, daha sonra da bir kenara bırakılmıştır. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bakın, burada Sayın Cumhurbaşkanı da bugün önce yürütme erkin elini aldı diyorum. Sonra 2017 ile beraber 2014'te yürütme erkini aldı. 2017'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2017'de yapılan referandumla beraber yasamayı devre dışı bıraktı. Tamamen hem yasama hem yürütme. Daha sonra bu süreç içerisinde yargıyı önce siyasallaştırdı, dizayn etti. Müdahale edebilir konuma geldi dışarıdan. Şimdi ise yargının verdiği bazı kararlar üzerinden muhalefetin de sesini bile çıkartamayacağı yargıya tamamen müdahale edecek
noktaya getiriyor kendisini ve meşru bir zemin hazırlıyor. Aslında 1921 Anayasası'nın biraz önce anlattığımız siyasi yapılanması bir yandan yapılırken, bir yandan da güçler ayrılığından güçler birliğine geçişin adım 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 uygulanışını görüyoruz. Peki bir taraftan ne oluyor? Yine bununla ilgili de bir başka yayın yaptım. Video çektik, onu da koyduk. Lütfen onu da izleyin. AKP'nin 1984'üne giden yol diye bir Aralık ayı, 7 Aralık, videoda tam olarak tarih söylüyorum. 7 Aralık tarihinde Sayın Bakanımız hiç gündemde yokken, ortada hiç böyle bir şey yokken çıktı, dedi ki Adalet Bakanımız, yargı paketi üzerinde çalışıyoruz dedi. Bakın anayasa falan filan değil, yeni bir yargı paketi. Neymiş yeni yargı paketi? Efendim toplumda çok fazla suç cezasız kalıyor algısı var. Toplumun vicdanı, kamuoyu vicdanı yaralanıyor. O yüzden bunu düzeltmemiz lazım diyor Sayın Bakan. Ve o yüzden şöyle bir yargı paketi üzerinde çalışıyorlarmış. Yeni yargı paketi üzerinde çalışıyorlarmış. 2 ay bile ceza alsanız bunu yatacaksınız. Yani hani bir senenin altında ceza alanlar yatmıyor, işte hükmün açıklanması geriye bırakılıyor falan filan ya. Bakın ilk etap daha ne güzel falan filan diyorsunuz ama tam da bunlarla bağlı. Neden? Çünkü buna karşı çıkacak bu ülkenin ilericileri, aydınları, muhalifleri ne yapacaklar? Bu yeni yargı paketiyle beraber çat diye sistematik olarak önce bir sistem kuracaklar. Tak 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 bu sistematik olarak davalar açmaya başlayacaklar. Hakaret davası, iftira davası, bilmem ne davası, o davası, bu davası, CİMER'den şikayetler falan filan, savcılık derken bir bakmışsın 3 ay ceza almışsın. Hadi canım. Eski gibi öyle bir senenin altında yatmıyorsun falan diye bir şey yok. Hadi 3 ay Silivri'ye, bilmem nereye. Toplumu tamamen susturacak. Tamamen susturacak. Böyle komplike bir durum var ortada. Tüm parçalar ayrı ayrı yerlerde gibi gözüküyor. Ama aslında ortada çok çok komplike bir durum var. Biz hala oturmuşuz. Bu ülkede bu ülkenin aydınları, bu ülkenin muhalifleri, Çemişgezek'in belediye başkanı kim olacak? Parti meclisinden çıktı mı çıkmadı mı? Düzeltildi mi düzeltilmedi mi? Bunu tartışıyor. Bunları geçin artık. Zaten bu ülkenin iktidarıyla, muhalefetiyle hepsi aynı. Hepsi bir demokrasi tiyatrosunda, bir demokrasi sirkinde. Hepsi rollerini benimsemiş, almışlar, hepsi birbirinin aynı. Rant kardeşliği içerisinde yıllardır, bize 40 senedir, 50 senedir cambaza bak oyununu seyrediyorlar. Alttan memleketi beraber kol kola rant kardeşliği içinde sömürüyorlar. O sirki onların başına yıkmadığımız müddetçe de bu böyle olacak. Böyle olacak. Hiç demeyin ki aman AKP öyle muhalefet. Ya muhalefet böyle olmasa, muhalefet zaten o görevini alıp ezberleyip Washington'dan, Brüksel'den dizayn edilmiş şekilde o elindeki rolü gayet memnunca halinden oynuyor olmasa bugün zaten böyle bir AKP iktidarıyla karşı karşıya olmazdık. Bugün size az önce anlattığım normal bir hukuk devletinde, normal bir batılı normlarda var olan bir sosyal hukuk devletinde bu anlattıklarının hiçbiri olmazdı. Zaten FETÖ diye bir yapılanma olmazdı onların yaptıkları o hukuksuzluklar, kumpaslar vesaire, bunların hiçbiri olmazdı. El ele, kol kola iktidar muhalefet burada ülkeyi bu hale getirdiler. Bizler artık yeter diyoruz arkadaşlar. Yeter. Artık bunu her gün yazacağım, her gün söyleyeceğim. Yeter. Seçimden sonra hep birlikte bu ülkede yeni bir sıfırdan yeni bir siyasi oluşum kuracağız. Milletten başka kimseye diyeti olmayan, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı, Atatürk değerlerine sıkı sıkıya bağlı, Cumhuriyet'in felsefesini içine sindirmiş, karşı devrimin bu fütursuzca saldırısına karşı mücadele etme cesareti olan, çok geniş bir toplumsal muhalefet cephesini örgütleyecek, sosyalist gelenekten geleni de, milliyetçi gelenekten geleni de, sosyal demokrat gelenekten geleni de, samimi, mütedeyyin, inançlı gelenekten geleni de, muhafazakar gelenekten, dediğim gibi o samimi duygularla, dinini Allah'la arasında yaşayan gelenekten gelen insanları da bir araya getirecek bir yeni büyük Türkiye kurmak adına yeni bir büyük toplumsal muhalefeti örgütleyeceğiz. Yoksa bakın olanlar bu. Size bir komplo teorisi anlatmıyorum. Yıllardır beni takip edenler, yıllardır bizi okuyanlar hangi analizimizi yaptık da yanlış çıktı? Kusura bakmayın, bazı konularda mütevazı olmayacağım. İlk yazdığımızda ya bunlar komplo teorisi denilen kaç yazımız yıllar sonra gerçekleşti? Şöyle alın bakın. Şimdi de size diyorum ki bakın, çok büyük bir oyun oynanıyor Türkiye'de. Bunu kırabilmemizin tek yolu birlikte yeni bir siyasal çıkış inşa edebilmek.
Bakın şimdi geçeceğimiz konu da önemli. Geçeceğimiz konu da önemli. SDG güneyimizde diyorsunuz. Nerede? Suriye'de. Komutanı Mazlum Abdi. Bu Mazlum Abdi bugün çıkıyor. Gayet rahat bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye F-16 almış olabilir Amerika'dan ama biz F-16'lar konusunda Amerika'yla bir görüşme yaptık ve garanti aldık. Türkiye bu F-16'ları bize karşı kullanamayacak. Peki güzel. Biz şimdi bu F-16'ları Suriye'de SDG'ye karşı kullanamıyoruz arkadaşlar. Bugün öğrendiğimize göre. Zaten en başından söylediler. Yunanistan'a karşı kullanamıyoruz. Şimdi bunu alın bir cebinize tutun. Suriye'de SDG'ye karşı kullanamıyoruz. Öbür tarafta Yunanistan'a karşı kullanamıyoruz F-16'ları. Peki bunları aldık cebe koyduk. Şimdi NATO dediğimiz yapılanma ne yapıyor? Yeni konsepti gereği doğuya doğru genişliyor. Ve yeni bir doğal savunma hattı çiziyor kendisi. Soğuk savaş sonrasında bir yeniden yapılanma. Bu yeniden yapılanma içerisinde doğuya doğru genişleme. Rusya Amerika'nın çevreleme, Kenan teorisiyle çevreleme politikası teorisi üzerinden bunu askeri kanada uyguladılar. Şimdi NATO eliyle Amerika ne yapıyor? Bu çevreleme stratejisini hayata geçiriyor. Doğuya doğru, Doğu Avrupa'ya doğru genişliyor. Doğu Avrupa'ya doğru genişlerken de soğuk savaştaki gibi değil konu. Neden? Amerika doğal savunma hattını şöyle kuruyor. Finlandiya, Rusya'yla 1200 kilometreye yakın diyorsunuz kara sınır vardı. Finlandiya, İsveç, Rusya'nın hani haritayı şöyle gözünüzün önüne getirin. Rusya'nın o Skandinav sınırını kapatıyorsunuz oradan. Alta doğru geliyor Bulgaristan. Orada da ne yapıyor? Slavlar arasındaki ilişkiyi kesiyor. Çünkü tarih boyunca Bulgaristan hep Rusya'nın himayesinde olmuş olan hem Slavlığı yönünden hem dinsel anlamda bir devlet. Burada da bu ilişkiyi kopartıyor ve aynı zamanda coğrafi doğal savunma hattına. Gelin oradan Romanya, Bulgaristan, Romanya, Polonya arkadaşlar, Yunanistan. Arkasında zaten bu Finlandiya'nın arkasında da arkadaşlar kim var? Finlandiya'yı yaptırıyor. İsveç. Zaten sizin İsveç'e ulaşabilmeniz için Finlandiya'yı geçmeniz lazım. Neyse İsveç'i de kattınız. Güzel. Peki burada Türkiye'yi ne yapıyor Amerika? Arkadaşlar bakın 1980 öncesindeki gibi değil dedi paradigmalar. 80 öncesi soğuk savaş döneminde Türkiye çok önemliydi Amerika için. İleri karakol konumundaydı. Bu yeni stratejiye ve yeni konsepte göre Türkiye'yi feda etmiş durumda, bypass ediyor Amerika. Bypass ediyor. Ve bypass ederken aslında bilinçli bir stratejiyle de Türkiye'yi yeni oluşturduğu, oluşturmak için çok büyük çaba sarf etti. İki kutuplu dünya, yeni iki kutuplu dünya düzeninde Rusya, Çin, İran bloğuna doğru itmeye çalışıyor Türkiye. Ve bunu yaparken de açık açık bakın bundan bir ay önce Amerika'da Pentagon yetkilileri açık açık Montrö'nün zamana yayılarak kaldırılmasını dile getirdiler. Bununla ilgili planlamaları olduğunu, çalışmaları olduğunu söylediler. Boğazlar, Montrö, oradan geçemiyoruz. Sıkıntı büyük oradan. Karadeniz, Amerika'nın dünyada filolarını, gemilerini öyle kafasına göre gezdiremediği tek deniz. Bunun sebebi işte Montrö anlaşması. Çünkü belli tonajın üzerindeki gemiler oradan geçemiyor. Zaten oradan savaş gemisini o şekilde geçemez. Mümkün değil. Karadeniz'e o gemiler giremediği müddetçe de Rusya burada rahat durur. Rahat ediyor. Öte yandan şimdi bakın sizi NATO'da Rusya, Çin, İran üçlüsüne doğru iten bir Amerika var. Aynı Amerika Patriot istiyorsunuz vermem diyor. Hava savunma sistemi vermem diyor. F-16 istiyorsunuz 5 senede veriyor. Onu da Suriye, Yunanistan'da kullanmamak kaydıyla oraya geleceğim daha. F-35 diyorsunuz ben seni diyor yatırım sistemi aldım. O yüzden F-35 zaten üretim hattından da çıkardım seni. F-35 de yok sana. Ya tamam o zaman diyorsun. İki tanesinin parasını peşime vermiştim ben. Onları ver. Onlara da el koydum diyor. E ne yapacağız diyorsun? S-400'leri iptal edeceksin diyor. Yani benim dışımda bana bağımlı olmadan hiçbir şey, tek bir kurşun, tek bir mermi, tek bir savunma şeyin olmayacak diyor. Amerikan derin devletinin, derin yapılanmasının Pentagon ve CIA ile birlikte Amerika'da 3 ayağı vardır. Birincisi Pentagon, ikincisi üçüncüsü büyük sermayedir. Orada derin devlet ve bu büyük sermayenin de çeşitli büyük kolonları vardır. Bunların en önemlileri de petrol ve silah şirketleridir. Onların başından gelenlerden bir tanesi de Lockheed Martin'dir.
Lockheed Martin'de diyor ki mesela arkadaş sen kendi hava savunma sistemlerini üretmeyeceksin. İşte şey üretmeyeceksin, İHA üretmeyeceksin, SİHA üretmeyeceksin gibi. Böyle bir durum var. Artı Amerika ne yapıyor başka? Geliyor Bulgaristan'a üs kuruyor. Üsler kuruyor yani şu an. Yunanistan'da 52 tane üs kuruyoruz. Lozan Anlaşması'na göre silahsız olması gereken kayalara Amerikan askerleri çıkıyor. Oralarda üsler kuruluyor. Şu anda Dede Ağaç dediğimiz bölge sanırım bir 30 kilometre Türkiye'de Edirne'den sonra. Sanırım bir 30 kilometre falandır. Belki daha azdır. Orada büyük bir yığınak var. Oradan başlayın şöyle alın Edirne sınırından böyle Yunanistan attığı doğu o kayalıklara da şimdi orada tonla kayalık var. Bütün kayalıkların hepsi şu anda asker dolu ve silah dolu. Amerikan askerleri ve silahları doluyla dolmuş durumda. Ege geldiniz. Burası Doğu Akdeniz. Bu arada siz Doğu Akdeniz'de hareketsiz kalmış durumdasınız. Mavi vatanını da size uygulatmıyorlar. Buraya geldiniz. Suriye'de de YPG unsurlarına 30 bin tır yüksek teknolojili silah gönderiyor Amerika. Orada müthiş bir ordu kurduruyor. Ve size diyor ki Ege'de seni çevreledim. Yunanistan ile Yunanistan üsler kurdum. Seni orada çevreledim. Askerleri adalara çıkardım. Öbür tarafta Irak'ta zaten Barzani benim uydum. Ona da silahları gönderiyorum. Irak ordusundan kalan silahların hepsini ona verdim. Ağır silahlar, tanklar, şunlar bunlar. Öbür tarafa geçtim. Suriye'de de YPG'si, SDG'si bunları besliyorum. Senin güneyine. Ve sen ne Yunanistan'a ne Suriye'ye karşı F-16 falan kullanamazsın. Buyurun arkadaşlar. Tablo bu. Tablo bu. Eğer siz Türkiye'deki siyaseti bugünkü siyasetçiler gibi, bugünkü iktidar gibi, bugünkü muhalefet gibi siyaset yapmanın birincil temel şartının Washington ve Brüksel'de iyi ilişkileri olma, oralara bir teslimiyet, bir icazet alma olduğu ön kabulüyle yapan siyasetçiler ve onların partileriyle yolunuza devam ederseniz, onları desteklemeye devam ederseniz, işte aman efendim alternatifimiz mi var o giderse kim gelir bilmem ne lan diye diye onlara destek vermeye, oy vermeye devam ederseniz tablo bu arkadaşlar. Onlar bunu yapıyor. Yapacaklar. Diyor ki benim çıkarım bu. Çıkarım bunu gerektiriyor. Şimdi sen bunu yaptıkça ne oluyor peki? Sen Amerika sana bunu yapıyor. Öbür tarafta sen bir yanda ihvancılık sevdasına kapılmışsın. Bir birliktelik kurabileceğin Esad'a Esed demişsin. Adam artık yüzüne bile bakmıyor. Zaten bütün ülkedeki muhalifleri onu bunu senin ülkene gönderdi. Çok da artık bunu bilinçli bir strateji haline getirdi. Stratejik göç yapıyor sana. Yani. Demografini bozuyor senin. Arap milliyetçiliğinin senin topraklarında örgütleyecek. İçinde Allah bilir kaç tane gelenlerin el-muhaberatçı var, istihbaratçı var, Esad rejiminin adamı var. Burada belki bir siyasi yapılanma örgütleyecekler vesaire bunlar var. Bunları sana yolluyor. Kendisi orada çok daha artık at dikensiz gül bahçesi içerisinde bir ülke. Suriye'de bu ilişkileri bozmuşsun. Ekonomiyi bozmuşsun. Öte yandan iktidara gelirken sen işte antisyonist bilmem ne söylemlerim vardı. İsrail karşıtı şöyle böyle Kudüs, Gazze falan diyordun. İsrail'de Netanyahu ile görüş. İş hacmin artsın bilmem ne bunları yapıyorsun. Ve arkadaşlar iktidar bu haldeyken muhalefet ne yapıyor? Muhalefet hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Net söyleyeyim hiçbir şey yapmıyor. Yapsa zaten bu durumda olmaz. Yapmıyor çünkü onların da görevi belli. Onların görevi de burada mış gibi bir muhalefet yapmak. O mış gibi muhalefeti tweet atarak salı gününden salı gününe grup toplantısında işte AKP'nin oluşturduğu gündemin peşine takılıp polemiklere girerek falan. Mış gibi muhalefet yaparak. AKP'nin orada kalmasını için her şeyi, her yolu deniyorlar. Çıkarttıkları adaylardan, söylemlerine, söylemlerinden, politikalarına kadar durum bu. Ülkenin 25 senelik özeti bu arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman eğer diyorsanız ki biz bundan memnunuz. Ülkenin bu durumu gayet güzel. Biz ülkede bu şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Diyorsanız bu eski, bu köhnemiş, bu tıkanmış ve bu her şeyden önemlisi yozlaşmış. Türkiye'nin önüne yeni hiçbir şey sunamayan, hiçbir vizyon sunamayan siyaset sistemine destek olmaya devam edebilirsiniz. Siz hala bir isyanınız yok ise, yeter artık isyanım var demiyor iseniz, bu sisteme destek
olmaya devam edebilirsin. Siz bu ülkenin gençlerinin bu ülke için bir hayal kuramamalarını, bu ülkede kendilerine bir gelecek görememelerini dert etmiyorsanız, bu sisteme, bu partilere, bu siyasal aktörlere destek olabilirsiniz. Siz diyorsanız ki, ya arkadaş bizim konfor alanımız var. Bu konfor alanı güzel. Günde 3-4 tane de tweet attığım zaman muhalif tweet gayet iyi deyip kendi kendinizi kandırıp Twitter muhalefeti yapmaya devam etmek istiyorsanız, bu sisteme, bu siyasi partilere ve bu siyasetçilere destek vermeye devam edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ama bizim tercihimiz bu değil. Biz artık isyanımız var, yeter artık diyoruz. Bu ülkeyi bu hale getirenlerden, umudumuzu çalanlardan, yıllarımızı çalanlardan hepsinden tek tek hesap soracağız. Bu ülkeye karşı, bu ülkenin cumhuriyetine karşı, cumhuriyet değerlerine karşı bir karşı devrim taarruzuyla fütursuzca saldırıya geçenlere karşı yeter artık isyanımız var. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu mücadeleyi de bu eski yüzlerle, bu eski sözlerle kimse yapamaz. Yepyeni siyasal bir yapı organize edeceğiz diyor. Diyorlar ki paranız mı var? Yok. Ama önemli olan para değil. İnanmışlık bankadaki bol sıfırlı cüzdanlar değildir siyasal hareketleri başarıya ulaştıran. İnanmış insanların birlikte ne kadar örgütlü hareket edebildikleri, ne kadar kolektif hareket edebildikleri ve ideallerine ne kadar bağlı olabildikleridir. Hepinize söylüyorum. Bu düzenden memnunsanız aynen devam edin. Bugün size kendisini en yeniyim diye tanıtan, her biri göğe kendince Türkiye'yi kurtaracak umut olduğunu iddia eden siyasetçileri şöyle bir gözünüzün önüne getir. Her birisinin siyasal CV'si 25 yıl, en az 30 yıl belki. Daha eskileri var. Her biri kart vizitine vekil yazdırmış, bakan yazdırmış, başbakan yazdırmış, cumhurbaşkanı adayı yazdırmış, parti genel başkan adayı yazdırmış, cumhurbaşkanı adayı yazdırmış. Ve bunların hepsi 40 senedir bu siyasi hayatımızın içinde bugün ülkeyi bu duruma getirmiştir. Ve bugün hala çıkıp biz umutuz, biz yeniyiz diyorlar. Niye yenilermiş? Efendim artık düzenin içerisinde yer bulamadıkları eski yapılarından ayrılıp bir tane parti kurup bir bina tutup bir tane yeni tabela takınca, ismi değiştirince yeni oluyorlarmış. Bu düzen bir bataklıktır. Bu düzenin aktörleri de kendilerini o bataklıktan var etmişlerdir 40 yıl boyunca. Bu düzenin aktörleri kendilerini o bataklıktan var ettikleri içindir ki o bataklığı kurutamazlar. O yüzden eski sözlerle ve eski yüzlerle değişimin olacağı inancına kapılıyorsanız ham bir hayal içerisindesiniz. Hala star aramayın. Hala yok efendim hangi önemli kişi liderlik yapacak kişiler falan. Bunları geçin. Bu ülke ne çektiyse birilerinin arkasında onun peşinde ona itaat ederek koşturmakla çekti. Artık bir lider hareketinden ziyade bir kadro hareketinin öneminin farkına varın. Toplum eleştirisi yapıyoruz bol bol. Hani muhalifiz, çok aydınız ya. Diyoruz ki bu toplum bireyselliği kavrayamadı. Hala ümmetçi bir zihniyete sahip falan. Ama kendimiz de hala bir lider arıyoruz. Önemli figür, işte bilinsin, medyatik olsun falan. Halbuki öyle bir lider hareketinden ziyade birbirinden değerli, her biri kendi alanında uzman. Tabii ki bir siyasi hareketin bir öncüsü, bir kurucusu, bir öncüsü olacaktır. Ama ne olan bunların bir kolektif akıl içerisinde bir lider kültü olmadan bir kadro hareketiyle, arkalarında bir danışma heyetiyle onları besleyerek fikri manada raporlarla, danışma toplantılarıyla vesaireyle sürdürdüğü bir hareketi, bir siyasal yapıyı destekleyebilmeniz. Bugün bakın ben yeniyim diyen, biz yeniyiz diyen, Türkiye'yi biz kurtaracağız diyen o yeni partilere de bir bakın. Yanlarında o hani genel başkanlarına bakın. Yanlarında kendileri kadar bilinir bir kişiyi dahi istemiyorlar. CV'leri kendilerine eşit yahut onlardan biraz daha yüksek bir kişiyi dahi istemiyorlar. Neden? Çünkü hepsi yürüyen ego.
Çünkü rahatsız oluyorlar. Onlar orada olursa yarın bir gün aman olur da partinin başına geçerler falan. Onlardan daha popüler olurlar sonra. Alışmışlar çünkü o eski, hastalıklı, patolojik, toksik siyaset anlayışına. Koltukta kalacak. Koltuk ölene kadar onun çünkü. Başkasının olmayacak. Eğer bu anlayışa, eğer böyle bir siyasete hala evet diyorsanız, hala isyan etmiyorsanız, hala yeter artık isyanım var demiyorsanız sizin bileceğin. Saygı duyarım. Ama biz isyan ediyoruz artık. Yeter. Yeter. Seçimden sonra artık bu işin yol haritasını da belirleyeceğiz. Yapacaklarımızı da zaten şu an görüşmelerimizi, ön görüşmelerimizi de yapıyoruz. Bu işi büyüte getireceğiz ve bu dediğim gibi hep birlikte inşa edeceğimiz, toplumsal kolektif olarak hep birlikte inşa edeceğimiz yepyeni bir siyasi söylem, dil olarak çatışmacı, polemik, seviye yerlerde olan bir dilden uzak, başkalarının eksilerini sürekli dile getirip falanca parti şöyle de filanca parti böyle. Bırak arkadaş sen ne yapacaksın? Senin ülkenin falanca sorunuyla alakalı görüşün ne? Bırak öbürü ne dedi, ne demedi, ne yaptı, ne yapmadı. Bambaşka bir dili ortaya koyacak. Başka bir söylem dili geliştirecek. Çatışmacılıktan uzak olacak. Gençleri çok önemseyecek. Her şeyden önemlisi. Gençleri öyle sözde mözde değil. Karar mekanizmalarında bizzat. Yer verecek. Gençlerle ama yeri geldiğinde de oturup futbol muhabbeti de yapacak. Farklı siyasetçi modelleri göreceksin. Aynı zamanda bu yapıda. Klasik. Ağır abi bilmem ne. Bunun dışına da taşıyacak. Farklı bir siyasetçi modelini de getireceğiz. O gençlerle biz yeri gelecek. Oturacağız. Futbol manager muhabbeti yapacağız. Tamam mı? Yeri gelecek. Oturacağız. Yapay zeka konuşuyor. Yeri gelecek. Oturacak. Oturacağız. Türkiye'de gençlerin sorunları ve bu sorunların sosyolojiye yansımaları üzerine tartışmalar, konferanslar, paneller düzenleyecek. Ve bu yapı aynı zamanda bir Cumhuriyet Akademisi'ni kuracak. Ve o Cumhuriyet Akademisi'nden de kadrolarını oluşturacak. Genç, parlak gençlerle. Bir vizyon koyacağız. Yeni bir vizyon koyacağız Türkiye'nin önüne. Yeni bir umut aşılayacağız. Ya çevrenize bir bakın Allah rızası için. Herkesin yaşam enerjisi çekilmiş durumda bu ülkede. Kimsenin umudu yok. Biz umudunuzu geri vereceğiz. Diyeceksiniz ki arkadaş varmış ya. Ya varmış ya hakikaten. Bu ülkede bir şeyler ölmemiş hala. Bu ülke komada şu anda, komada. Komada ve biz başındayız, merak etmeyin. Seçimlerden sonra o hastanın önce parmağını oynattığını, sonra konuşulanlara o başında otururken bizim söylediklerimize yavaş yavaş, yavaş yavaş mimiklerle tepki verdiğini, hafif gülümseyerek, yanağı belki seyrederek, dediğim gibi parmaklarını oynatarak, en sonunda da gözünü açtığını hep beraber göreceğiz. Hep beraber yapacağız. Önce bir kişi, iki kişi, üç kişi oturacağız refakatçi odasında. Sonra bir kat, sonra iki kat, sonra üç kat, sonra dört kat. Hep birlikte bekleyeceğiz. Ama o hasta o ayağa kalkacak. O hastaneden hep birlikte o hastayı çıkaracağız. Hepimizden sağlıklı olacak. Biz de gideceğiz. Rahat rahat. Öyle hiçbir derdimiz yok. Dolalım oturalım. Öyle bir derdimiz yok. Zaten tüzüğe de bu ülkeye yapılmış en demokratik tüzüğü hazırlayacağız. Tüzüğe de koyacağız zaten. Yaş sınırı koyacağız. Böyle iki dönem, üç dönem. Arkasından dolaşması kolay tabii. İki dönem yasağı getir. İkinci dönemden sonra gitsen şurada biraz işte 4 sene sana bir görev verelim ya da işte 4 sene biraz dinlen de ya da 4 sene güzel belediye başkanı adayı oldu. Belediye başkanı oldu. Bu da sıfırla ondan sonra tekrar gel 2 dönem daha. Öyle bir dünya yok. Biz yaş sınırı koyacağız abi. 60-65 bu civarda bir yaş sınırı. Ondan sonra istersen 5 tane genel seçim kazanmış genel başkan. Onursal üyeler kurulu diye bir kurul olacak. O kurulun içerisinde bilgisini aktaracak, deneyimini aktaracak. Partiyi sürekli gençleştireceğiz çünkü. Dinamik. Dinamik. Zor mu olacak? Evet çok zor olacak hem de. Ya biz bugüne kadar kolay hangi işe talip olduk arkadaş? Ya kolaya talip olsaydık bugün bu yazıları yazıp AKP iktidarına karşı bu kadar baskıcı bir dönemde bu kadar rezaleti, skandalı ortaya çıkartıp tonlarla davayla uğraşmazdık. 15 sene hapisle yargılanmazdık. Haftanın 3 günü emniyet, savcılık, mahkeme koridorlarında gezmezdik. Zaten kolaya talip olsaydık giderdik. Yaslardık sırtımızı bir yere. Biz de bu belediyelere yaslardık işte. Ona da gerek kalmazdı. Muhalefetin kanallarında falan boy boy görürdünüz bizi. Oralardan paralarımızı kazanırdık. Bilmem şu olurdu bu olurdu. Gayet rahat olurdu. Nasıl ay sonunu nasıl getireceğiz diye düşünmezdik.
Biz hayatta hiç kolay bir şeye ne ben ne arkadaşlarım talip olmadık zaten. Kim derdi ya 4 sene önce bu partinin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tek bir aykırı ses çıkmazken Özgür Özeller, İmamoğullar, bugün o deve dişi gibi saydığınız o isimlerin hepsi bugün parti yönetiminde olanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yöresinde böyle önünü elitleyip Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin kurtarıcısı falan büyük stratejik deha derken iki tane adam, bir ben, bir de çok yakında yakından da artık tanıyacağınız seçim sonrasındaki Ayşen Bey. İki tane adam sabahın üçü bir hareketin manifestosunu hazırlayıp yazdığımızda belki üçüncü kişiyi bulamayız dediğinde Ayşen Bey bana ben demiştim ki olsun o zaman iki kişi devam ederiz diyor. Doğruları söylerim. Şimdi bugün binlerce insan bu yapının içerisinde o iki kişiyle başlayan. Zaman kolaya talip olduk. Sonunda iki kişiydik. Aramız yoktu. Var mıydı? Sürede biz 54 tane il gezmişiz. 25 bin kilometre yol yapmışız. Seçim dönemini geriye çıkarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı, kurumsal olarak yaptığı yoldan daha fazlasını yapmışız. İlçe. Kolay değil bu işler. Ve şunu söyleyeyim size. Bunu da sizlerle yaptık ha. Sizlerle yaptık. Çünkü bu işler de öyle şeyle olmuyor. Hani çakıl taşıyla falan da olmuyor. Sizlerin katkıları bilmem ne. Başka bizim şeyimiz yok. Gelir kaynağımız yok. Demek bir şey gösteriyor. Bu önemli bir şey. Bu şunu gösteriyor. Yani gidip holdinglere gebe kalmadan, onların kucağına oturmadan da bu işi yapabilirsiniz. Bu iş yapılır. Biz yola çıktığımızda salon toplantıları yapacağız. Salonlar da olacak dediğimizde bize dalga geçiyorlardı, gülüyorlardı. Biz en son bundan çok değil, 7-8 ay önce İzmir'de Mimarlar Odası'nda salon toplantısı yaptığımızda full çekti orası. Demek ki olabiliyor. Demek ki olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bugün bu ülkeyi az önce anlattığım tabloya mahkum kılanlar yapacaklarını yaptılar. Biz artık isyanımız var diyoruz. Siz de var diyorsanız şimdi bir adres vereceğim. dipdalgaraketi.com. Buradan katılım formuna katılın arkadaşlar. O logo yenilenecek. Altı ok var orada. O parti içerisindeki hareket olduğu için ama hani dipdalgaraketin şeyi sitesi. Orada bir katılım formu göreceksiniz. O formu doldurun. Altına da yeni bir yol için ben de varım, isyanım var gibi not ekleyin. Çünkü orada bir not bölümü var. Oradan bize ulaşın. Arkadaşlarımız da size ulaşabilsinler diyoruz. Mikail Cabe'ye bitsin bu hasret. Gel bitsin bu hasret Zafer edeyim demiş. Öyle bir düşüncem yok. Daha önce de söyledim. Zafer Bey, Zafer Partisi'ne de saygı duyarım. Ama kimse kusura bakmasın. Bu ülkede kimse kendi kafasına göre bir Atatürkçü tanımı, milliyetçi tanımı yapmayacak. Yapmamalı. Bu ülkede korkakça artık milliyetçiyim deme durumunu bırakalım. Ne söylüyorum bakın. Atatürk milliyetçisiyim. Atatürk çizgisinde milliyetçi. Yok kardeşim. Milliyetçiyiz. Milliyetçiliği zaten bir ırkçılık anlamında söylemiyoruz. Milliyetçilik dünyanın her tarafında. Al bayrağın dalgalandığı ya da dalgalanmadığı. Dünyanın her tarafında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik, sosyal, kültürel, aklınıza ne geliyorsa sportif her anlamdaki çıkarını koruyan, kollayan, gözeten, bunun için bedel ödemeyi göze almış olan insanların yaşadığı duygudur. Yurtseverliktir. Tamam mı? Böyle Atatürk milliyetçiliği. Bir yandan Atatürk milliyetçiliği, bir yandan NATO'cu ol. İYİ Parti'nin NATO bölümünü yaz. Kendisine burada canlı yayında sordum ben. Nasıl oluyor bu çelişki diye. Ama NATO'da kalmak ülkemizin yararına dedi. Ben de dedim ki nasıl yararına? Fransa aptal mıydı? De Gaulle zamanında çıktı. 2009'a kadar girmedi askeri kanadından. Sadece siyasi kanatta kaldı. Kötü dediler. Kötü Yunanistan 76'da veya 74'te Albaylar Cuntası zara geldiğinde 80'e kadar çıktı askeri kanadından. Girmedi. Demek ki olabiliyor. Yeter ki bu bir siyasi irade meselesi. Tarikatlar diyeceğiz. Milli tarikatlar da var. Benim canlı yayınımda söyledim. Milli tarikatlar da var diyeceksiniz. Sonra ben ortaya skandal çıkartacağım. Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderini Merkez Yönetim Kurulu'nuza alacaksınız. Ben ortaya o skandalı çıkartmamış olsam, haber yapmamış olsam, o haber bütün haber sitelerine düşmemiş, olay olmamış olsa bugün sizin Zafer Partisi, gel dediğiniz Zafer Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu'nda o partiyi yönetenlerden bir tanesi de Milli Cemaat Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi olacak. Tarikatçı kayınbiraderi olacak. Kimse kusura bakmayacak. Eğriye eğri, doğruya doğru arkadaşlar. Kitabın ortasından konuşacağız. Yuvarlak değiliz biz. Biz köşeliyiz. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey yok. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey yoktur. Atatürk zaten milliyetçidir. Bu tamamen bir demagoji. Beyin söylediği kusura bakmasın. Atatürk tabii ki zaten milliyetçidir. O zaman Atatürk çizgisinde milliyetçilik diye de bir şey yoktur. Milliyetçilik milliyetçiliktir. Bu kadar net.
Yani Atatürk çizgisinde milliyetçilik. Yok öyle bir şey. Ya ben bu polemiklere de girmek istemiyorum arkadaşlar. Herkesin yolu belli. Herkes bu yolda bir şeyler yapıyor. Bu noktada mesela Suriyeliler noktasındaki çalışmalarını veya işte çalışmalarını beğeniyorum. Hiç itirazım yok ama herkesin yolu belli. Biz zaten Zafer Partisi'ne gidecek olsaydık daha kuruluş aşamasında ben Ümit Hoca ile görüşen, konuşan, yani daha Zafer Partisi ortada yokken ben 2018'de 2019'da itibaren hani görüşen, konuşan biriyim Ümit Bey'le. Giderdim orada olurdu mu? Memleket Partisi'nde de olur. Durum bizim için söz konusu olacak bir durum değil. Hay Fox, ne NATO'cu ne Rusçu olalım hocam. Kendi yolumuzu çizelim. Pro Avrupacı, pasif sosyal demokrat da değiliz. Türküz diyor. Ya şimdi bakın Türklük hepimiz için geçerli olmayabilir. Ben Türk'üm. Ama benim yanımda Kürt arkadaşım da olabilir. Bu vatana, bu millete ulus bilinciyle bağlı, bakın ulus bilinci diyorum. Ortak ulus bilinciyle bağlı her bir vatandaşa saygımız sonsuz ya. Şimdi sen dediğin zaman hani orada Türk'üz. Burada bir işi filtreliyorsun. Sen Türksün de öbür tarafta Kürt de var bu ülkede. Bu ülkede Laz da var. Ve hakikaten yani bu ülkenin vatanseverleri de var. Bunların arasında yok mu kardeşim? Ya bu söylem, işte bu söylem ne yapıyor biliyor musunuz? HDP gibi bir partiye biz bütün Kürtlerin temsilcisiyiz deme hakkını tanıyor. İşte bunu söylediğiniz zaman. Biz Türk'üz. Türk milliyetçisiyiz falan dediğiniz zaman. Öbür adam da diyor ki ya ben tamam Türkiye'yi ben de seviyorum ama Türk değilim. Milliyetçisi de olamıyorum dolayısıyla. Nasıl olacak diyor bu şeyin içine girme. Ulus bilinci farklı bir şey. Ortak ulus bilinci. Atatürk'ün yarattığı en büyük şey budur. En büyük dehası budur. Bir ortak ulus bilinci inşa etmiştir. Yani çok basit bir şeyle anlatayım size. Bir milli maç izlerken yan yana oturuyoruz. Türk, Laz, Kürt, Alevi, Sünni. O gole beraber sevinip yediğimiz gole beraber üzülüyorsak, kazandığımız maçı sonrasında beraber seviniyorsak, kaybettiğimizde üzülüyorsak, kızlarımız voleybolda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olduğunda hep beraber havalara sıçrayıp birbirimize sarılıyorsak, güreşçilerimiz çıkıp o ringde finalde kaybettiğinde lan nasıl kaybettik deyip beraber üzülebiliyorsak tamamdır abi. Tamamdır. Ama bahsediyorum. Bakın arkadaşlar bizim yaratacağımız siyasi yapı bir dediğim gibi küçük CHP kurmayı falan amaçlamıyor. Çok net söyleyeyim. Biz bir büyük Türkiye kurmayı, bir büyük Türkiye birleşkesi kurmaya talibiz. Yani en üstte belli kırmızı çizgilerimiz olacak. Atatürkçü olacaksın. Bir. Laiklik olmazsa olmazın olacak. Tarikat, cemaat dediğin zaman yok ondan 3-5 oy alırım. Sosyal gerçeklik bilmem ne falan demeyeceksin abi. Direkt tarikatların karşısında olacaksın. Devrim kanunlarını işleteceğiz diyeceksin. Tarikatlar için. Net. Terör örgütleri. Bakın bunun adı PKK olur, IŞİD olur. Dev genç olur, dev bir şey, dev sol olur, neyse işte. Bunların hiçbiriyle uzaktan yakından aynı bırakın ittifak yapmayı, bunların siyasi partileri uzaktan bırakın ittifak yapmayı, aynı kaldırımdan daha yürümeyi aklından geçirmeyeceksin. Ve çok net olacaksın bu konuda da. Tam bağımsızlık olacaksın, anti-emperyalist olacaksın. Bu gibi sayacağımız üst başlıklar olacak. Ve ondan sonra diyeceğiz ki insanlar arkadaşlar bizim bu Cumhuriyet'e karşı bir kere Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyet felsefesi bunu iliklerine kadar işlemiş olacak. Ve karşıdan gelen cumhuriyetçi, karşı devrimci, fütursuz saldırıya karşı gerekirse bedel de ödeyerek mücadele etmeyi göze almış olacaksın. Biz döneceğiz insanlara diyeceğiz ki arkadaş bak bunlar bizim ana kırmızı çizgilerimiz. Bunları kabul ediyorsanız ve sistemde de sizi temsil eden bir parti görmüyorsanız artık daha önce sosyalist gelenekten geliyor olabilirsiniz. Milliyetçi gelenekten de geliyor olabilirsiniz. Samimi mütedeyyin bir insan da olabilirsiniz. Sosyal demokrat da olabilirsiniz geçmiş. Ama artık bu sistemin tıkandığını, yozlaştığını, köylediğini görmüş, buna isyan eden ve bu partilerin hepsinin artık birbirinin aynı ve demokrasi sirki adı altında milleti sömüren yapılar olduğunu görmüş kişilerseniz ve bir adres arıyorsanız eğer, buyurun arkadaş biz buradayız. Öyle arkamıza düşün falan, ya arkamıza düşün yok, gelin gireceksiniz kolumuza. Kolumuza gireceksiniz, beraber yürüyeceğiz. Birisi düşsün önümüze yürüyelim. Yok öyle düşsün. Bir şey yok. İfade sakat. Düş önümüze biz yürüyelim arkandan. Ne ya? Kol kola gireceğiz kol kola. Serkan Bey diyor ki NATO'yu bu ülkeden kovmak, incirlik ve kürecikten atmak şart. Celal Bey milliyetçinin gereğidir. Aynen katılıyorum. Celal Bey şu anda CHP yönetiminin gösterdiği tavırlar ve partideki istifalar parçalanmanın işaretlemiş. Ya bu benim de sonunda olacak orada belli yani. Hasan Fazıl emeğimize sağlık. Çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum Hasan Bey.
Kürt asıllı Türk ifadesi de kullanılabilir mi? Kürt asıllı Türk. Yani ben buna karşıyım. En azından benim şahsi fikrim bu. Ben buna karşıyım. Kürt asıllı Türk de demek. Kürt asıllı Türk dediğiniz zaman sanki onu asimile etmişsiniz gibi. Adam Kürt ya. Niye Kürtlüğünden adamı şey yapıyorsun? Kürt asıllı Türk. Adam Türk değil ki. Ya şimdi sen bana şey der misin yani? Mesela diyelim ki orası başka bir ülke, başka bir vatandaş. Adam diyor ki Fransa'da Cezayir asıllı Fransız diyor. Çünkü adamlar Cezayir'i sömürmüşler, tamam mı? Adamlar kaçanlar gelmiş zamanında Cezayir'den, Mezayir'den gelmişler. 1 milyon adamı kestiler orada. Soykırımın da kralını yaptılar bu arada. Bunu da hani burada ekleyelim. Orada dersin ya da Amerika'da bunu dersin, farklı ülkelerden gelmiş. Adam Hispanik diyor. Afrikan diyor. Amerika farklı ülkelerden gelmiş. Hayır burada. Kürt. Kendi kimliği onun öz kimliği ya. Ne demek Kürt asıllı? Olmaz, ben karşıyım. Serkan Çomoğlu, Celal Bey, inşallah dip dalga hareketi Türkiye'deki siyasi anlamda olan ezberleri ve biat kültürünü yıkacak, buna inancımız tam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yapacağız. Firefox diyor ki TikTok platformuna gündem başlıklarında kısa kısa atsanız güzel olur. Çok kişiye ulaşılır demiş. Ya arkadaşlar, bu TikTok konusunda ben çok kararsızım. Gerçekten çok kararsızım. Şimdi orada bir hesap açtık ama oraya aktif olarak kullanmama noktasında ciddi manada tereddütlerim var. Çünkü TikTok gerçekten çok benim benimsemediğim, gerçekten çöp bir yer ya, hani demek zorundayım bunu, yani gerçekten çöp bir yer ya. Artık mesela Instagram'ın o Reels videoları falan bayağı etkili olabiliyor. Ama özellikle şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Zaten o benim özellikle milyonlarca kişiye ulaştı, görüntüleme noktasında milyonlarca görüntülemeye ulaştı. Twitter hesabım zaten ilerleyen süreçte aynen bu siyasi mesajları verirken göreceksiniz. Orada her gün bir saat belirleyelim. İşte atıyorum saat 10 olabilir bu saat. Yani saat 12 olabilir. Bir 10 dakikalık video çekelim, koyalım. Günden başlığıyla ilgili. 24 saat orada o sabit video olarak kalsın. İşte bu mesela şu da olabilir. Bir önceki gece yaptığımız yayından çarpıcı bir bölümü alıp işte 5 dakikalık da olabilir, 10 dakikalık da olabilir. Keselim onu şey olarak koyalım. Video olarak koyalım. O da 24 saat orada kalsın. Çünkü benim Twitter'a koyduğum en kötü hani o da 24 saat böyle sabit tweet olarak kalmayan. Alta doğru iniyor çünkü biliyorsunuz tweetler. En kötü öyle videom bile 40.000 50.000 izleniyor. Dolayısıyla 24 saat orada kalan böyle bir çarpıcı video baktığınız zaman azdır öyle az izlenen. Ciddi manada mesaj ulaştırma noktasında ben etkili olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Twitter'daki olay şu arkadaşlar. Şimdi Twitter'da benim takipçi profilim Türkiye'nin 273 bin kişi. Zaten o hani sayı bazına baktığınız zaman. Bir de takipçi profiline baktığınız zaman benim işte parti genel başkanlarından tutun milletvekillerine, yüksek yargıdaki işte Yargıtay, Danıştay bilmem ne buradakiyle, sanat camiasında, spor camiasında. Yani Türkiye'nin hani bir de şey diyoruz ya bu arkadaşlar, kanaat önderi, karar vericiler falan. Bunlara da doğrudan aynı zamanda etki edebildiğimiz, ulaşabildiğimiz, direkt söyleyeceğimizi de söyleyeceğimiz bir platform haline getireceğiz orayı. O videolar sayesinde. Tüketim shorts da güzel olur. Çok izleniyor kısa videolar demiş. Şimdi shortsları kesmeye başladık arkadaşlar yavaş yavaş. Sağ olsun Amerika'da önder arkadaşımız var. Bu kanalın ayakta durmasını sağlayan arkadaşlarımızdan bir tanesi de Çekirdek ekibinizden. Sağ olsun işe gidiyor. İşten geldikten sonra bir de onlarla uğraşıyor. Shorts videoları da yavaş yavaş yayınlamaya başladı. Ama dediğim gibi asıl orada yapacağımız o kısa videolarla, zaten burada bu siyasal yapılanma kurumsal kimliğine ulaştıktan sonra zaten arkamızda bir işte partinin logosu, işte ismi, cismi ne olacaksa, önümüzde çeşitli mikrofonlar vesaire, buradan vereceğimiz çeşitli mesajlar olacak. Bunlar zaten yayınlanacak. Bunu bakın en etkili yapanlardan biri son dönemde Müte Özdağ'dı. En az onun kadar, belki ondan çok daha etkili yapacağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Serkan Çomoğlu diyor ki Celal Bey, son dönemde bazı gazetecilerin kullandığı Türkiye'li kavramı ve Türkiye vatandaşı gibi ifadeler tehlikeli. Kesinlikle bu kavramı ilk kullanılmaya başladığından beri söylüyoruz. Türkiye'li bilmem ne gibi kavram, bunlar var ya, bunlar tamamen o ulus bilincini yok etme, üniter yapıyı gevşetme arasında sürekli bilinçaltına işlenen sözler. Yani Türkiye'li temel ulus bilincinin dışında işte Türkiye'liyiz. Dünya vatandaşıyızın hani Türkiye versiyonu, tamam mı?
Özellikle bu yayında pek çok şeyden bahsettik. Siyasetten de bahsettik. Siyasetten yapacaklarımızdan da bahsettik. Bu videonun altına lütfen yorum yap olarak sizler de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tekrar adres veriyorum. Buraya eğer bu yolda bizimle beraber olmayı düşünüyorsanız, bu cesareti kendinizde buluyorsanız, az önce verdiğimiz, şimdi tekrar verdiğimiz iddialahareketi.com. Bunu hemen tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu tıkladığınızda karşınıza bir katılım formu çıkacak. Bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mesleki bilgilerinizi, ilinizi, ilçenizi vesairenizi alan ve sürecinde çok elimizde önemli bir done havuzu oluşturacak. Zaten daha önceden olan arkadaşlarımız olan dahil olmanızı sağlayacak ilk adım. Buradan harekete katılabilirsiniz. Celal Bey, Türkiye için hükümet tavır değişikliğine gider mi? Esad tekrar Esad olur mu? Olur. Ya bu şöyle bir durum var. Yani AKP iktidarı çok ciddi anlamda pragmatist bir iktidar. Özellikle dış dinamiklerin de değişmesi ile bir anda Esad'ı Esad yapabilirler. Şöyle ki mesela Amerika'dan diyelim ki çok ciddi bir baskı geldi. Çok ciddi baskı yiyorlar. Bir senaryo çiziyorum. Esad'ın yanında Rusya var. Türkiye'nin Rusya ile beraber olması gerekiyor. O zaman Esad Esad olur bir anda. Şimdi Dipdalga'da güncel kaç kişi var şu an? Dipdalga'nın şu anki rakamını söylememiz çok doğru bir fikir vermez. Çünkü parti içi bir hareket olarak bizim yola çıkacağımız yapı artık parti içinde bir hareket olmayacak. Cumhuriyetçi Vatansever Hareketi. Arkadaşlar bizim temel prensibimiz aynı zamanda şu. Tabii ki ülkesini seven grup var. Onların da çeşitli faaliyetleri var. Ama biz hem onlar hem de genel politik dilimiz açısından başka siyasi partilerin, hareketlerin vesairelerin ne yaptığıyla ilgili yorum yapmak, polemik yapmak vesaire bundan ısrarla kaçınmak ve buna girmeme noktasında bir prensip kararımız var bizim. Çok gereken çok önemli şeyler olmadığı müddetçe sataşma olabilir ya da mutlak surette yanıltılan noktada düzeltilmesi gereken kamuoyu noktası, kamuoyu yanıltılmıştır bir hareket yahut parti tarafından. Onun düzeltilmesi gerekir gibi böyle durumlar dışında biz başka siyasi partilerin ya da siyasi grupların da fikir yapmıyoruz. Nasıl ki beni gazeteci olarak tanıdığınızda uzun zamandır izleyenleriniz vardır. Kişiler üzerinde bireysel yorum yapmam ben. Yani olayları bireyselleştirmem, kişiselleştirmem, kişi yorumu yapmam. Burada da bunun bir benzerini göreceksiniz. Yani böyle oturup da bizden hani polemik ya da işte şu şöyledir, bu böyledir gibi bir tavır görmeyeceksiniz. Bu prensibimize, bu sorunuzda da sadık kalacağım. Türkiye'liyim demek mi yoksa Türk vatandaşıyım demek mi? Bu enteresan bir soru ha. Bir saniye. Yanlış bir cevap da vermek istemiyorum da. Başka ülkede Türkiye'liyim. Şimdi başka ülkedeyiz, doğru mu? Fransa'dayız örneğin. Türkiye'liyim. Yani Türk vatandaşıyım. Türk vatandaşıyım demeniz sanki işte ben Türk vatandaşıyım ama Fransalı. Yani Fransa'yım. Türkiye'liyim abi. Türk'üm demek bence orada en doğrusu. Yani bu ikisi de değil. Yani Türkiye'liyim ya da Türk vatandaşıyım. Ama bu sefer de enteresan. İşte Türk vatandaşımız oraya gitmiştir diyemez. Yani ikisi de doğru. Yani ikisi de doğru hayat. Yani o zaman yani Türkiye'liyim, Türk vatandaşıyım. İkisini birden hatta kullanarak böyle Türkiye'liyim ve Türk vatandaşıyım. Zaten yabancı ülkede çifte vatandaşsanız hani onu söylersiniz yani. Aslen Türk vatandaşıyım. Daha sonradan Almanya vatandaşlığı elde etti Türkiye'li. Bu enteresan bir soru ama İlhan Bey. Ama bu tabii bahsettiğimiz jargonla bunun pek alakası yok. Yani bu sorduğumuz hakikaten değişik, enteresan bir soru. Ama yani bizim bahsettiğimiz ideolojik jargon da zaten kullanılan bir argüman veya bir şey değil. Fox diyor ki İlhan'a Almanyalı denmiyorsa Türk vatandaşına Türkiye'li denmez hocam. Fransız, Alman. Öyle kullanalım. Şimdi şey için öyle yani şimdi o farklı bir şey soruyor ama ben o konuda ben zaten bunu yazılarımda da söyledim, yayınlarımda da söyledim. O Türkiye'li kelimesi falan onu geçeceksin bir kalem. Yani ama bu Türkiye için yani Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarımıza sen kalkıp da Türkiye'lisin, Türkiye'lilik kavramını dayatırsan geçerli o. Şimdi ama sen Fransa'daysan Türkiye'li orada değişiyor o iş. O jargonun içerisinde olan bir şey değil. Yani Fransız, Alman bunu hep söylüyoruz zaten. Yani sen gidip Fransız'a Fransalı mı diyorsun? Fransız, Alman, İngiliz. Ya ben burada dünden beri şunu söylüyorum ya benim şu kadar anlattıklarımdan sonra diyorum siz hala yok Eti Mesut, yok bilmem ne, yok Çemişkezek'in belediye başkanı kim olacak diye konuşmayın. Sormayın artık. Geçin abi geçin. Yani Eti Mesut bilmem ne şu bu bunlar önemli değil. Film 1 Nisan'da başlıyor diyorum anlatıyorum.
Kurban olduklarım. Etmesi hakkında da bir şey düşünmüyorum yani. Vela babanın çok yakın arkadaşı. Paplarda da beraber gidip geldikleri. Erdal Beşikçioğlu'nu getirdiler oraya. Aday yaptılar. Ama bakalım halk Behzat Ç'ye ne kadar oy verecek. Orada güvenilen şey o. Yani artık bu ben başka bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki ya bırakın artık şu buranın adayı, buranın bilmem nesi falan filan mevzusunu. Bu yerel seçimler Türkiye'nin dizaynı açısından önemli. Bir cambaza bak oynatılıyor size. Falanın adayı, filan yerin adayı şu oldu, filan yerde bu değişti bilmem ne diye. Bu cambaza bak olayı, siz cambaza bakarken altta ülkeyi altınızdan kaydırıyorlar diyorum. Hala diyorsunuz ki işte Etimesut'un hakkında ne düşünüyorsunuz? Fokus demiş ki Esad'la birleşip YPG'yi yok ederiz umarım yakın dönemde demiş. Bakın öyle yani belediyeler konusunda da kimse rahat olmasın. Bugün Ekrem İmamoğlu'na bir soru soruldu arkadaşlar. Basın toplantısı işte. Ekrem İmamoğlu'na dendi ki size gelen anketlerde, sizin yaptırdığınız anketlerde çıkan sonuçlar ne yönde? Ekrem İmamoğlu sizin yaptırdığınız anket, size gelen anketlerde, tarafsız anketlerden falan denmiyor. Sizin yaptırdığınız anketlerde çıkan sonuç ne diye soruyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yanıt şu. Ya tabii bizim elimizden sonuçlar geliyor ama yani biz bir hafta sonra aslında sonuçlar net olur. Daha sağlıklı anket sonuçlarını o zaman açıklarız. Şimdi kalıbımı basıyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun önünde kendisine 2,5-3 bandında bile olsa 2 puan, 3 puan neyse bu kadar sadece önünde gösteren bir anket dahi olsa orada şovun kralını yapar. Şovun kralını yapar orada. Öndeyiz, şöyleyiz, böyleyiz. Bütün hükümet desteğini almasına rağmen işte arkasına devlet gücünü almasına rağmen şunu şöyle de böyle de falan. Hala bizim 3 puan gerimizde falan derdi. Cevap veremedi. Bir hafta sonra yattı. Şimdi zaman kazandı bir hafta sonra. Düşün. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun önüne gelen anketler hiç iyi sonuçlar göstermiyor. Ve ben bakın Hatay kaldı yerinde. Lütfü Savaş, Hatay, Antalya, Muhittin Böcek. Buralar ciddi sıkıntıda. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu sıkıntıda. Ankara'da başa baş bir yarış olacak öyle kafa kafaya. Açık 10 fark falan beklemezsin kimse. Zorlu bir yarış süreci var burada da. Yani CHP'nin bir başarısı, en büyük başarısı ellerinde bütün belediyeleri tutup sadece işte onun üzerine bir iki tane daha belediye koyabilmek ve elinde tuttuğu büyükşehir belediyelerinin de hani tamamı kendinde olmayan belediye meclis üyelerinin artık hani çoğunluğunu eline geçirmek olabilirdi. Şimdi mümkün değil onu. Zaten söylüyoruz. Nereden baksanız 4 bir şeydir. İzmir'de sıkıntılı bence ya Bey demiş. Doğrudur Serkan Bey. İlhan Akgün diyor ki benim için Türk'üm demek daha güzel. Tabii ki İlhan Bey yani o şöyle yani. Şimdi bu etnik köken noktası tabii farklı. Bir Türkseniz ki öyle anlıyorum. Benim için Türk demek şey mi diyeceksiniz yani. Güzel diyeceksiniz ki öyle de demeniz lazım. Ama şimdi bir Laz'a da Türk'üm diyeceksin Fransa'da. Yani eğer zaten onun ulus bilinci varsa der o. Kürt de der. Ama yoksa da sen zorla ille ben Türk'üm diyeceksin. Bakın yabancı bir ülkedeki şey için konuşuyorum. Yabancı bir ülkedeki durumu sorduğunuz için konuşuyorum. Onun dışında farklı şeyler söylüyorum zaten. Ya yani bu bakın çok netim bu konuda ben. Çok netim. Böyle birileri gibi kendi kafama göre milliyetçilik tanımı falan yapmıyorum. Milliyetçiliği gayet net tanımlıyorum. Milliyetçilik. Atatürk milliyetçiliği, Atatürk çizgisinde milliyetçilik yok. Şu milliyetçilik, bu milliyetçilik. Öyle bir şey yok arkadaşım. Ben milliyetçiyim. Ben milliyetçiyim. Bizim oluşturacağımız yapıda milliyetçi olacak. Milliyetçiliği de içinde barındıran bir yapı olacak ve milliyetçiliğin de yüksek sesle söylemekten hiç de gocunmayacağım. Hiç böyle aman lan bana. Yani böyle bir de şöyle bir durum çıktı Türkiye'de son dönemde. Ben milliyetçiyim dediğiniz zaman ırkçı damgası yapıştırıyorlar. Böyle acayip bir şekilde sosyal medyada linçlemeler falan. O yüzden hakikaten bir bakıyorsunuz kelli felli adamlar bile hani böyle bir değerlendirme yapacakları zaman, milliyetçilikle alakalı bir şeyler söyleyecekleri zaman ya da kendi düşüncelerinin milliyetçilik bölümlerini anlatacağı zaman ben ırkçı değilim ama, ben faşist değilim ama diye cümleye başlıyor. Kardeşim ben açık açık söyleyeceğim. Milliyetçiyim arkadaş. O milliyetçiliğimizin ne olduğunu anlatıyoruz size. Kafatası milliyetçiliğinden bahsetmiyoruz zaten. Öyle ürkek sesle işte yanına yöresine ille bir işte koruyucu kalkan gibi Atatürk çizgisi, Atatürkçü milliyetçilik falan gibi şeyler eklemeden milliyetçiyiz kardeşim. Bu kadar net. Bu kadar net olacağız. Artık bıktı bu toplum böyle yuvarlak sözlerle konuşan. Siyaseti genel anlamda da söylüyorum sadece milliyetçilik anlamında değil. Böyle yuvarlak sözlerle yapan.
3-5 oy daha alabileyim diye ciddi anlamda toplumda tehlike olan yapılarla kol kola girebilen vesaire. Buralardan bunlardan miktar net insanlar. Biz net olacağız ya. Her şeyden önce samimi olacağız, net olacağız arkadaş. Serkan Çomol diyor ki Fransa'da eminim ki kimse Korsikalıyım demeye cesaret edemez. Cevabı. Yok ediyorlar ama onlara da çok demokrat bir ülke oldukları için işte mesela Paris'te neler yaptığını gördük. Fransız polisinin çok demokrasi falan diyorlar ya işte Fransa oraya bakmak lazım işte falan. Bakın işte bir Fransa'da bundan yaklaşık 3 ay önce miydi 4 ay önce miydi o civar. Paris'te bir eylem yapmaya kalktı Korsikalılar. Bakın o görüntüleri açın videoları var. Fransız polisi ne yapıyor Korsikalılar. İngiliz modeli işte İran'la çözüm, İran noktasındaki çözümü işte model almayız daha. Hayatında iki kere okumamış İran modeli. İran'ın sorun ne bir kere yani. Sen burada PKK'yla etnik bir köken üzerinden göğe tırnak içinde mücadele veriyorsun. Orada İRA dediğin olay mezhepsel olay bir kere. İkincisi İRA'yla İngiltere'nin anlaşması Şenfe'nin yani meclisteki uzantısıyla masaya oturup anlaşma sürecinin tamamlanması, sona ermesi İRA dediğiniz yapılanmanın elindeki son tüfek ve son mermiyi İngiliz devletine teslim edip envanterinden çıkartması sonrası oldu. Senin gibi 10 bin tane adamı şeye geçir. Kandilin bilmem ne kadarına geçir orada tut diye böyle saçma sapan bir anlaşma falan değil. Ayrıca İRA ile mücadele edilirken İngiltere'de ya bileğinize bak bunu defalarca söyledim burada. Bileğinize İran'ın renklerini taşıyan bileklik taktığınızda 8 seneden başlıyoruz cezası. Ne konuşuyorsunuz? Hangi demokrasi? İspanya'da ETA. Ne yaptılar adamları ya? Ne yaptılar o ETA'yı? Eri Batasunay'ı? Ne yaptılar? Hepsi ters kelepçeydi benim gördüğüm en son. Olay mı abi bu işler? ETA'ya bakalım. Bilmem nereye bakalım. Simio Pensativo diyor ki Celal Bey eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AKP'nin dayı Metin Külünk olsaydı sizler süpürü dağı Murat Kurum bence işi çok zor İmamoğlu öneriyor. Bugün enteresan mesela bir görüşme yaptım. Bir partinin genel başkanı ismini vermeyeyim. O isim bana şunu söyledi. AKP'ye yakın bir gazeteciyle görüştüğünü ve Murat Kurum isminin yani açıklandığında kendilerini de şaşırdım. Çünkü İmamoğlu'na karşı zayıf olduğunu düşündüklerini söyledi. Tam tersi olduğunu söylemiş o gazeteci genel başkan yardımcısına. Tam tersi Murat Kurum'un özellikle işte AKP teşkilatlarını çok motive ettiğini, teşkilatların buna çok sevindiğini ve teşkilatların çok daha istekle alana indiğini ve bu anketlerde kısa süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile aradaki farkın kapanmasının en önemli sebeplerinden birinde bu olduğunu söyleyerek bize bunun nasıl olumlu bir sonuç olarak yansıyacağını 1 Nisan sabahı zaten görmüş olacaksınız demiş. Bakın aktarıyorum ben. Serkan Çomoğlu İspanya'da acımadan ETA'ya yakın Batasuna pastasını kapattılar. Tabii canım yani. Evet işte haklısın. Aidiyet duygusuyla ilgili demiş. Tabii. İlhan Akgün diyor ki boş oy vereceğim o kesin. Boş oy vereceğiniz son seçim İlhan Bey. Valla boş oy verir misiniz? Ben yani bu yine AK Parti'ye yarar ama bilmiyorum tabii karar sizin kararınız ama benim de size söyleyebileceğim, siz kesin diyorsunuz yani boş oy vereceğim o kesin. Benim de size söyleyebileceğim bir şey var. Bu sizin boş oy verdiğiniz son seçim. Çünkü bir dahaki seçimde gönül rahatlığıyla oy vereceğiniz, kerhen değil, isteyerek oy vereceğiniz, çaresizlikten değil, umut duyarak oy vereceğiniz, alternatifsizlikten değil, tam tersi bir alternatif yaratılmış olduğundan dolayı oy vereceğiniz, oy vermeden önceki süreçte de hiçbir beklentiniz olmadan çıkıp sahada çalışacağınız sandığında görevlisi olacağınız ve daha sonra da kafanızı yatağa koyduğunuzda çok rahat edeceğiniz iddialen bir parti olacak hiç merak etmeyin. O yüzden bu seçim eğer boş oy verirseniz ben de size diyebilirim ki boş oy verdiniz son seçim. Hey Fox diyor ki kurumun yaptığı imar barışları, haksız rantlar, maden kapasite artırımları, doğa katliamları vesaire ülkeye en çok zarar verenlerdendir son 5 yılda demiş. Doğrudur.